Bir kadın takipçim şöyle bir mesaj atmış. Erkek arkadaşım sürekli olarak benimle birlikteyken dışarıdaki kadınlara bakıyor. Gözü sürekli olarak dışarıda. İşte güzel bir kadın geçtiğinde çok güzel bir kadın falan diye yorum yapıyor. Ya bu konuyla ilgili nasıl bir tepki vermem gerekir diye bana mesaj atmış. Bu mesajı önemsiyorum. Çünkü burada garip bir erkek davranışı var. Normalde bir erkek etrafta güzel kadın görse bile bir kadınla birlikteyken bunu belli etmemeye çalışır. Yani ilgisinin dışarıda olduğunu, aklının dışarıda olduğunu belli etmemeye çalışır. Normal bir erkek davranışı, ilgisi en azından göstermelik de olsa sürekli birlikte olduğu kadındadır. Dışarıda olduğunu pek belli etmeyi istemez. Fakat burada özellikle gözüne sokar gibi işte şu kadın çok güzel, bu kadın harika diye tepkiler veriyorsa bir kere bu adamda biz sıkıntı var, ben size onu söyleyeyim. Şimdi burada nasıl tepki vermek lazım? Bu adama karşı nasıl davranmak lazım? Bunu anlatacağım size. Böyle bir mesaj gelince bu konuya bir eğilmek istedim. Ona söyleyeceğiniz şey şu. Ben aynı harekette bulunsam nasıl hissedersin? Bütün erkeklere baksam, şu adam çok yakışıklı, şu adam çok çekici desem sen nasıl hissedersin? Yani adamın belki de dışarıdan davranışının ne kadar garip olduğunun farkında değil bu arkadaş. Adamın bir yüzleşmesi ve o duruma kendisini koyması lazım. O duygunun içerisine kendisini koyup sizinle empati yapması lazım. Bu çok önemli bir konu. Şimdi bir davranışın, hani bize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkasına yapmayalım olayı var ya, aslında ilişkilerde bunu uyguladığınızda yani %90 oranında başarıya ulaşırsınız. Kendinizi o insanın, o davranışı yaptığınız insanın yerine koymanız lazım. Normal olmayan bu erkek davranışında da aynı şekilde. Ya ben erkeklere baksam, işte yan masadaki adama baksam, işte geçen bir adama bu adam çok çekiciymiş desem, hani sen kendini iyi mi hissedeceksin yani? Bu sana iyi mi hissettirecek? Dolayısıyla benim de kendimi bu durumda iyi hissetmemi bekliyorsun diye tepki vermeniz lazım. Erkeğin biraz orada empatiye yönelmesi lazım. Dolayısıyla bir adam özellikle size ben şu kadını çok beğeniyorum, şu kadın çok güzel diyorsa bir başka sebebi de şu olabilir. Bana ilgi göster. Benim önemli bir adam olduğumu, benim yakışıklı bir adam olduğumu bana söyle. Senden bu ilgiyi istiyorum. Yani özellikle sizi kızdırarak, sizi provoke ederek, sizi çeşitli tepkileriyle hani biraz alevlendirerek aslında ilgi almaya çalışıyor olabilir. Bu ilgi almanın çok dolaylı bir yolu. Hani işte Ankara üzerinden işte Edirne'ye gitmek gibi falan böyle enteresan bir şey. Ama netice olarak adamın psikolojisinin altında böyle bir sebep de olabilir. Hani bana ilgi göstermen için, senin dikkatini çekmek için seni kızdırıyorum. Bazen kadınlar bunu yaparlar mesela. Hani bir adam yeterli ilgiyi göstermediği zaman kadın onu karşısına alıp ya lütfen bana ilgi göster, ben işte kendimi ilgisiz hissediyorum, ki kadının bütün gıdası ilgidir zaten, demez de adamla açıkça böyle konuşmaz, kızdırır. Durup dururken evde mesela kavga çıkartır. Çünkü adamın gösterdiği öfke, sinir, bu da bir ilgidir aslında. Ya kadın der ki bana şefkat, bana mutluluk, bana sevgiyle gelmiyorsun. O zaman öfkenle gel ama bir şekilde gel. Yani senin ilgini göreyim ben. Göstermiyorsan kızdırırım. Seni kavgaya ikna ederim, kavga ortamına sokarım ama bu da benim için bir ilgidir. Dolayısıyla böyle bir bakış açısı geliştiriyor olabilir. Adam da sizi provoke ederek, sizi kızdırarak ona daha fazla ilgi göstermenizi, onun sizin hayatınızda çok önemli olduğunu daha fazla dile getirmenizi istiyor olabilir. Bunu sizi kızdırarak yapıyor. Eşeklik bu aslında. Canınızı sıkıp sizi kıskandırmak istiyor. İşte beni kıskan, bak ben başkalarına da ilgi gösterebiliyorum, ondan hoşlanıyorum, onu beğeniyorum diyerek, beğenmese bile hani sizden ilgi istiyor olabilir. Detaylı sebepleri olabilir. Ana sebepleri size anlattım. Ama ne olursa olsun bir kadının yanında başka kadınlarla ilgili böyle sürekli harika yorumlar yapan bir adam ne olursa olsun sağlıklı bir adam değil.